Aşkım bugün araziyi gördüğümüz çok iyi oldu. Yani görünce kafamda her şey daha da netleşti. E tabii zaten ben de o yüzden gidelim dedim sana. Yani bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Ya sadece heyecanlandırmıyor. Aslında biraz da moral oldu bana. Bana destek verdiğin için çok teşekkür ederim hayatım. Rica ederim de yani senin de desteğin var bu projeye. Yani senin projeye katılımından sonra, yorumlarından sonra proje başka bir boyut kazandı. Bunu göz ardı edemem. Böyle geçelim. Tamam. Aa. Teşekkürler. Lale değil mi o? Evet Lale. Yanındaki kim? Ben bu adamı tanıyorum. O Onur Bey. Lale'nin doktoru. Sen nereden tanıyorsun? Biz seninle buluşamamıştık ya. Ben hani kaza yapmıştım. Çarpıştığım adam doktor. E tamam işte kaza yapınca o da zaten Lale ile görüşemedi. Nasıl yani? Lale doktorla mı buluşacaktı? Pelin sucuğum şimdi onun ismi de Onur. İsimler aynı olduğu için bir karışıklık oluyor. Onlar buluşamıyor. Biz oturuyoruz masaya. İşte sonrasını biliyorsun. Yani biz kazayı yapmasaydık Lale şu anda doktordan hamile olabilirdi. Çay mı kahve mi bilemedim. Kokteyl de olabilir. Tatlı yiyelim mutlaka. Bak şöyle bir şey de var, şunu da tavsiye edebilirim. Baksana gayet iyi anlaşıyor gibi duruyorlar. Yani doktor hasta ilişkisi yok gibi aralarında. Ya yok o yani şimdi çocukluk arkadaşı onlar. O yüzden böyle yani samimi gibiler. Yoksa başka bir şey yok yani şey değil. Sizin şu formalite evlilik bittiğinde belki onlar da evlenir. Sen ne diyorsun ya? Onur sen şimdi niye böyle bir tepki verdin onu anlamadım ben. Ne alakası var? Lale istediği kişiyle evlenebilir. Hiçbir problem yok. Sadece ben bu adama kalıyorum. O yüzden öyle söyledim yani. Niye? Bir problem mi yaşadınız? Hayır. Benim ne sorunum olabilir ki onunla? Nasıl bir sorun yaşayabilirim yani? Sadece haz etmiyorum. Anladım Onur. Şansa bak. İyi misin Lale? İyiyim. Tesadüfün de böylesi işte. Yanındaki eski nişanlısı değil mi? Evet. Ha. Demek ki hala beraberler. Evet, öyleler. Açıkçası bizim formalite olduğu için tabii görüşmeye devam ediyorlar. Şimdi Onur Bey'in yaptığı bu hareket de hiç doğru değil. Şunun şurasında hafta sonu evleneceksiniz. Tabii hoş değil. Ya gerçi ne istiyorsa onu yapsın. Ben karışmam. Beni ilgilendirmez de. Şimdi görseler bizim aile büyükleri. Ben ne diyeceğim beni zor durumda bırakacaklar yani. Yani. Onlar sonuçta bunun formalite olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyor. Hayır nişanlın olmasa bir şeyler söyleyeceğim de. Neyse. Söyle söyle. Vallahi söyle ya. Her şeyi hak ediyor zaten. Yok yok ben yine bir şey söylemeyeceğim. Yani seni üzmek germek istemiyorum. Bak sen bile ne kadar ince düşünüyorsun. Ama onun yaptıklarına bak değil mi? Yani. Canım ben hemen geliyorum.
Peki. Git git tabii. Zaten zor duruyordun. Merhaba. Merhaba. Merhaba Lale. Merhaba. Ne güzel bir tesadüf. Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Ben hastaneye gitmiştim. Ha. Onur'u da bir göreyim dedim. Müsaitmiş o da. Çok güzel bir yer biliyorum dedi tatlı yemek için. Mutlaka oraya gitmeliyiz dedi. Ben de kabul ettim, geldik. Geziyorsun yani, güzel. Peki sen neler yapıyorsun burada? Ben de ne yapayım işte herhalde. Öyle çok gezecek vaktimiz yok maalesef. Çok yoğun bir iş temposu. Bir inşaat için arsa bakmaya geldim. Böyle işte bir iki dakika kahve molası. Arsa. Tabii. Yani birbirinize yardım ediyorsunuz. Nasıl emek verirseniz öyle karşılığını alıyorsunuz falan. Güzel. Yani inşallah yolunuz açık olur. İnşallah güzel gider her şey sizin için. Sağ ol. Sağ ol. O zaman afiyet olsun size. Teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkürler. Size de afiyet olsun. Yanındaki kadını ben tanıyorum. Pelin Suyu mu? Tabii ya. Seninle buluşacağımız akşam kaza yapmıştım ya. O. Demek o da Onur'la buluşmak için geliyordu. İşte kaza olmasaydı hayatım çok daha farklı ve daha güzel olabilirmiş yani. Böyle düşünmene sevindim. Anlamadım. Yani kaza olmasaydı biz buluşacaktık ya. Hani o anlamda hani öyle demene sevindim. Ha, şey anlamında söyledim onu. Hani ben Onur'la hiç tanışmayacaktım, böyle şeyler yaşamayacaktım. Hani o yüzden daha farklı olur diye ben o şekilde söylemek istedim aslında. Hayır yani sen de yanlış anlama. Ben de arkadaşlığımız güzel olur anlamında söyledim. Ya gerçi şimdi de öyle. Ben şikayetçi değilim bu durumda. Siparişinizi alabilir miyim ben? Ben bir çay, bir de cheesecake. Ben de aynından. İstersen başka bir yere gidelim. Hı? Niye gidelim? Oturalım canım, ne varmış yani? Tatlı mı yiyeceğim ben burada? Peki tamam, sen nasıl istersen. Nasıl canım, beğendin mi salatayı? Hı? Gayet güzel. Öyle mi? İster misin? Yok, afiyet olsun sana. Ya da ver, ver, ver. Versene, merak ettim. Buyurun efendim. Ne bu? Buyurun. Ne çok güzel görünüyor ya. Şimdi iştahın bu aylardan sonra daha da artacak. Bebek büyüyor ya. Evet, ben bu zamana kadar bu kadar çok acıkıyorum ki zaten. Bundan sonra da büyük ihtimalle obez olabilirim. İştahım kaçtı zaten. İstersen kalkabiliriz. Ya yok. Yani ben seviyorum ya burayı. Kahvesini seviyorum. Ortamını seviyorum. Hatta bir kahve daha içeceğim. Çok lezzetliymiş bu. Çok güzelmiş tadı.
Ya söylemiştim ama değil mi? Hı. Ben bir kahve daha içerim. Çok lezzetliymiş gerçekten. Kalkalım mı artık? Tamam olur. Sen nasıl istersen. Akşam üzeri de ben doğum kursuna gideceğim de ondan önce de işlerim var. Onları hallederim. Çok sıcak artık dayanamıyorum. Buyurun. Ben de verseydim ya. Aa, olur mu öyle şey ya? Lütfen. Ya da biz de kalkalım ya. Zaten bayağı işim var. Pardon. Esra. Sebep? Sebep? Yani işlerim var biraz. İstersen kalkalım diye sordum. Kalkalım dedim. Bırakmışlar. Uyudum. Gittiler mi? Ha gittiler yavrum. Ne yapmışlar bunu? Böyle mi bırakmışlar böyle? Anne ben hallederim bırakmışım. Sen ne halledeceksin? Bırak Allah aşkına sen dinlenmene bak yavrum benim. Ay. Ay ya. Ne oldu? Ay terliğim yok. Ay benim o terliğim yok. Ay şişmiş diye ayaklarımı almıştım. Unutmuşum. Ay olsun. Ben hastaneye gidince şey yaparım alırım onu. Kızım sen ne zamanki bile gideceksin. Ya bak çok görgüsüz demezse bu bir doktor Onur arasan da bir kaybolmasa bir yerlere. Ha? Bir ayırsalar da ben bir gidip alsın. Aa. Keşke başka bir şey isteseydin. Doktor Onur arıyor. Hadi canım. Evet. Bak iyileşecek hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ya. Efendim. Ah Lale nasılsın? İyiyim dinleniyordum öyle. Aa, uyandırmadım umarım. Yok. Uyandırmadım hatta biz de senden bahsediyorduk. Öyle mi? Evet annem terliklerini unutmuş da orada. Acaba bir söyler misin saklasınlar bizim için ben hastaneye gelince alayım. Olur tabii. Hatta şöyle yapalım. Ben bugün annemi almaya gideceğim. Dönüşte de uğrarım terlikleri bırakırım. Zahmet olmasın sana? Ne zahmeti canım? Olur mu öyle şey? Zaten yolumun üstü. Gelir bırakırım ben. Tamam. Oldu görüşürüz. Görüşürüz. Ne diyor? Cey buradan geçecek mi zaten? Ay, mutlaka annesine gidiyordur. Ay, çok anneci bu adam. Ama centilmen. Geçmesin beni ben bunları bir yıkayayım da ondan sonra katlarım. Kirliyat edeyim. Ben yapamayacağım öyle. Tamam. Allah ay nar gibi kızarmış. Lale bayılacak şimdi. Anne. Ay, patatesli börek mi yaptın? Biliyorum. Dur. Anne dur. Kızım yapma. Yapma elin yanacak. Çok güzel ama ya ellerine sağlık. Benim hep aç kızım Bekle. Efendim. Geldim ben Lale. Müsaitsen kapıdayım canım. Tamam, açıyorum. Doktor Onur geldi, kapıdaymış. Ay hemen çağırıver. Biraz börek ikram edelim ya, ayıp olmasın adamı neler istedik ya. Tamam, söylerim. Hadi. Merhaba Lale, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkürler, ben deyim. Bu sizin. Çok teşekkürler, buraya kadar zahmet ettin. Olur mu öyle şey canım, ne zahmeti? Müsaitsen gelsene. Yok ya. Ben şimdi rahatsızlık vermeyeyim. Ama annem patatesli börek yaptı. Vallahi parmaklarını yersin. Yani aslında kokusu buraya kadar geliyor. Fena olmaz ama. Tamam hadi gel. Madem öyle peki. Hadi. Vallahi başka bir patatesli böreği yiyemezsin yani. Ayakkabıları çıkartıyor musun? Evet çıkart. Paralar yoksa bize annem. Ay. Merhaba. Ay kusura bakmayın. Ne olur size de zahmet oldu. Rica ederim. Ne demek olur mu öyle şey? Kaynanız sizi seviyormuş. Börek hazır. Siz geçin bir de çay koyayım. Peki. Yorgunluğunuza değsin. Ay tekrar çok teşekkürler. Çok ayıp oldu ama. İşte. Gel. Şimdi iki tane şey getireyim buraya.
Nasıl olmuş lan? Çok güzel. Sağ ol, sağ ol. Konuşuyorum. Ben bakayım. Bak, dur dur sen otur. Ben bakayım. Kısmet olmadı bir lokmayı yutmak. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. O kadar karmakarışığım ki yani. Tekrar düğün yapalım falan diyorlar. Nasıl oyalayacağım onları bilmiyorum. Lale bak. Senin önceliğin bebeğin. Anladın mı? O yüzden öncelikle sakin olacaksın. Tamam mı? Bana bak. Ben her zaman senin yanındayım. Anlaşıldı mı? Çok teşekkür ederim ya. Gerçekten. Aa! Onur! Efendim merhaba. Rahatsız etmiyorum değil mi? Ay estağfurullah. Lale nasıl oldu? Ay, çok şükür, çok şükür iyi. Ay canım benim. O da senin adaşın geldi. Doktor Onur. İçeride bahçedeler. Kaylana seni çok seviyor. Böreğe yetiştin. Hadi bir de çay koyayım. Sıcak sıcak içersin. Ay. Geç geç böreğin kokusunu alınca sen. Hayırdır? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Niye buradasınız? Bir sorun mu var? Bir sorun yok. Lale benim arkadaşım. Yani burada olmam da çok doğal değil mi? Ben davet ettim zaten Onur. Öyle mi? Ne güzel. Muhteşem doktorumuz yardımsever kişinin hastanenin dışına da taşıdı. Evine kadar geldi. Bakın daha önce dediğim gibi. Lale benim arkadaşım. Ona istediğim yerde, istediğim şekilde destek olurum. Tabii Lale istediği sürece. İşte bununla yanılıyorsunuz. Onur. Al bakalım. Böreğin. Ay bu doktor Onur sağ olsun. Bende kafa kalmamış. Bu terlikleri unut sen hastaneden. Sağ olsun onca eşinin arasında. Ya tekrar çok teşekkür ederim. Ha, o yüzden yani. Efendim. Efendim. Çok rica ediyorum. Ha. Ne olur böyle bir isteğiniz olduğu zaman hemen bana bir telefon açın. Ben ne gerekiyorsa yaparım. Yok artık şaka gibi. Holdingden kalkıp hep terlikleri. Olmaz. Oradaydı zaten hastanedeydi. Eline yapışmadı. Ne demek efendim yani ben her zaman sizin yanınızdayım. Hiç merak etmeyin. Neyse ama ödeşeceğiz. Ben de börek saracağım size giderken vereceğim. Börek var ya harika olmuş. Çok güzel. Afiyet olsun. Anneciğim yine harikalar yaratmışsınız. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim yavrum, sağ ol. Peki efendim, ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade sizin. Neyse, ben müsaadenizi isteyeyim. Ben seni geçireyim Onur. Yok, geçirme. Ben geçiririm. Canım benim, hadi otur. Ben geçireyim Onur'u. Şey öyle ben seni geçireyim diyor. Onur sen ne yaptığını sanıyorsun?
Ne kadar ayıp ettin farkında mısın? Ben mi ayıp ediyorum? Evet. Niye böyle kötü davranıyorsun ya? Ben ona çok daha güzel davranırım aslında ama ortam müsait değildi. Ne oldu Lale? Sizin huzurunuzu mu kaçırdım ha? Böyle ne güzel el ele baş başa oturuyordunuz. Sohbet, muhabbet, börekler, çaylar. Ha? Ben senin ne demek istediğini anlamadım şu anda. Ne diyorsun ya ben sen? Ben anlatayım. Diyorum ki telefon açtım sana. Bir ihtiyacın var mı, bir şey istiyor musun diye. Yanına geleyim mi diye. Yok dedin, ben müsait değilim dedin. Ama geldim burada, hoş beştesin, sohbettesin doktorla. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bana bir açık açık konuşsana artık. Efendim, ben müsaadenizi isteyeyim. Ama yememişsin ki Onurcuğum. İştahım kaçtı da. Ha. Neyse, müsaadenizle. Müsaadesizin. Ay, ben geçireyim. Görüşürüz Lale. Görüşürüz. Hem suçlu hem güçlü. Ay, dünya onun etrafında dönüyor sanıyor herhalde. Herkesi kendi parmağının üstüne oynatacak yani. Doktor Onur'a da çok ayıp oldu. Rezil oldum. Başım ağrıyor ya. Lale. Hı? Ne oldu bu seninki iki karış süratle çekti gitti? Yani anlamadım ben de anne, herhalde Doktor Onur'dan rahatsız oldu. Kıskandı. Doktor Onur'u kıskandı seninki. Ay canım. Ne kıskanması ya? O hem doktorum aynı zamanda da arkadaşım benim yani. Sen hiç stres yapma. Sen hiç üzülme. Sen rahat ol, tamam mı bebeğim? Vallahi artık stres falan istemiyorum ya. Yalnız bıraksın, rahat bıraksın beni ya. Ben odada uzanacağım biraz. Geçeceğim. Kahvaltı için teşekkür ederim. Rica ederim, afiyet olsun. Lale, asıl ben sana teşekkür ederim. Gerçek duygularını benimle paylaştığın için. Sağ ol. Ne diyorsun Onur, yani niye böyle imalarda bulunuyorsun anlamadım. Değil mi? Benim sana bir şey anlatmaya hakkım olamaz ki. Bir şey sormaya hakkım olamaz ki. Sen imalarda bulunabilirsin. Sen kırıcı konuşabilirsin. Sen sesini yükseltebilirsin. Ama ben bunların hiçbirini yapamam. Değil mi? Neyse ya, ben kime ne anlatıyorsam. Senin için bir önemli işlerim vardır. Ben seni daha fazla tutmayayım. Buyurun. Lale Hanım. Artık özgürsünüz. Bundan sonra sizi aramıyorum. Rahatsız etmiyorum, sormuyorum, karışmıyorum. Tamam mı? İstediğiniz gibi. Eğer bir ihtiyacınız olursa, ki olmaz. Niye olsun ki? Sonuçta doktor Onur. Canınız hep yanınızda. Yine de olursa beni arayabilirsiniz. Ben sizi arayıp rahatsız etmem bir daha. Onur, bence biraz abartıyorsun. Ben de bundan bahsediyordum Lale. Abartıyorum değil mi? Tamam, abartmıyorum bundan sonra. Sustum. Ne gidiyorum. Geldi. Sen ne yapıyorsun? Annemler nerede? Ha, müşteriyle ilgileniyor. Bana bak. Ne oldu? Nasıl geçti kahvaltı? İyi, öyle kahvaltı yaptık işte. Doyurdum karnımı, geldim. Başka ne yaptınız? Şey, biraz konuştuk. Ha.
Pelin sudan ayrılmış. Ama düğünden önce. Ay bu çok güzel haber. Barıştınız desenize. Abla ne barışması Allah aşkına. Bitti dedim ya. Evlenmek istemiyorum seninle dedim. Lale ne yaptın sen? Ya abla Allah aşkına onların ayrılıp ayrılmaması değil ki mevzu. Hı. Önemli olan bu durum. Onur'un Pelin suya anlatması. Lale. Ablacığım ya peki bunu Onur söylemediyse ha? Ailesi de biliyor biliyorsun bu mevzuyu. Ya ailesiyle beraber Pelin Su bir plan yaptıysa ha? Ay öyle bir şey yapmış olabilirler mi? Ay tabii ablacığım yapmış olabilirler. Niye yapmasınlar? Ay ben keşke olanları anlatsaydım o zaman Onur'a. Herhalde yani. Ay sen de var ya. Aa, aşkım geldin mi? Geldim anneciğim. 20'lik alsana şuradan bir. Alacaksın. Ne yaptın tatlım benim ha? Yemeğinizi yediniz mi? Yedik. Güzeldi. Her şey yolundaydı. Hadi seni atıvereyim eve arabayla biraz dinlenirsin. Yok anne ya iyiyim ben. Dururum burada ya. Yorgun değilim. Öyle mi? Peki. Ha. Ay dur. Telefon. Ay Derya Hanım arıyor. Hadi bakalım. Efendim. Yarın için tabii hazırlarız. Tamam anlaştık. Görüşmek üzere. Ay yarın için oda hazırlamamızı istiyorlar. Allah. Ben şimdi bir hesap yaptım. Haftada bir kere sadece biz oda hazırlasak köşeye dönüyoruz. Döneriz. Ay hadi. Yavrum sen şimdi otur burada dinlenirsin. Bir güzel bizi abla kardeşinle falan hallederiz. Tamam mı bebeğim? Ama niye ben de geleyim fikir veririm. Tamam. Gelsin anneciğim gelsin bir kenarda oturur. Ha, otururum. Tamam. Ama sonra başım döndü bilmem falan yok. Vallahi billahi oturacağım. Siz de ben kalkarsa oturtuyorsunuz. Tamam söz anne oturacağım. Hadi, hadi. Tamam mı? Anne. Hadi, hadi dikkat tamam. Et tamam mı? Başım döndü başım döndü yok. Tamam, tamam anne biz de merak etme. Dikkatli hadi. Bu davranışlarının sebebi beni kıskanması değilse ne? Madem bana karşı bir şey hissetmiyor... Geriye tek bir seçenek kalıyor. Madem sen bana söylemiyorsun Lale Hanım. Ben de giderim o kıl heriften öğrenirim. Vallahi şimdi bu kız çocuğu ya. Ne güzel oldu pembiş pembiş değil mi? Bu civcivleri çok iyi düşünmüş ya. Baksanıza çok tatlılar. Ben de balonu hallettim. Şuraya takayım onu da. Tamam. Kapı takını da ben halledeceğim şimdi hemen. Tamam ablacığım. Şu bitsin. Doktor Onur Saygın'la görüşeceğim. Onur Sarıhanlı değil mi? Doğru. Efendim? Onur Sarıhan geldiler. Sizinle görüşmek istiyor doktor bey. Peki, gelsin. Buyurun sizi bekliyorlar. Buyurun, Onur bey. Doktor. Seninle biraz konuşalım mı? Tabii. Konuşalım. Dinliyorum. Bu Lale ile aranızdaki durum nedir? Lale benim arkadaşım. Aynı zamanda da hastam. Bunu biliyorsunuz zaten. Ben onu sormuyorum. Oradan aptal gibi mi görünüyorum? Benim bilmediğim ne var? Bana bakın. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Benim makamıma gelip benimle böyle konuşmaya hakkınız yok. Soruma cevap ver doktor. Şunu da bağlayayım. Lale, tamam ablacığım hadi bundan sonrasını biz hallederiz. Artık böyle eğilmeler, bükülmeler, yatmalar, kalkmalar yok tamam mı? Vallahi haklısın abla. E tabii sen takımın beynisin. Uy benim güzelim. Neyse ben doktor Onur'a uğrayacağım. Geçen sefer çok ayıp oldu. Aa ne oldu ne zaman? Her şey üst üste geldi anlatamadım ki. Anlatırım sonra. Ha, tamam iyi hadi git çabuk dön ama tamam mı? Doktor bey. Ben dedim ki geleyim sakin sakin yüz yüze bir konuşalım. Nedir ne değildir? Derdi nedir öğrenelim. Ne
ama bir agresif tavırlar, bir kaçamak cevaplar. Neyse şimdi ben bir kez daha soruyorum. Sakin sakin. Sen neden Lale'nin yanında geziyorsun hep sürekli? Hatta dibindesin. Sürekli bir teselli etme modundasın. Arıyorsun, soruyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, onu yapıyorsun, bunu. Neden yapıyorsun? Çünkü Lale benim arkadaşım. Çünkü Lale'ye değer veriyorum. Çünkü o sizinleyken sürekli sorun yaşıyor. Ve onun yanında olma gereği hissediyorum. Anladınız mı? Bana bakın. Eğer ben Lale'nin yanında olmazsam, emin olun daha çok üzülecektir. Lale'nin yanında olmak sana kalmadı doktor. Sana son kez söylüyorum. Lale'den uzak dur. Ben de sana son kez söylüyorum. Duramam. Senin Lale ile aranda ne var ha? Açık konuş. Lale benim arkadaşım. Bana aynı şeyleri söylemeyi bırak doktor. Sen benim nişanlımdan ne istiyorsun onu söyle. Nişanlı mı? Lale ile sizin aranızdaki her şeyin formalite olduğunu biliyorum. Pelin Su Hanım'la hala ilişkinizin devam ettiğini de. Merhaba. Merhaba. Onur Bey müsait mi acaba? Evet, az önce işiniz de geldi. İçeride buyurun. Ne işi var ki onun burada? Şimdi buraya gelip bana Lale ile ilgili hesap sormaya hakkınız yok. Niye karışıp karışmayacağım ben sana mı soracağım doktor? Seni bir daha Lale'nin yanında görürsem mahvederim. Onur. İyi miyim? Bir şeyim yok. Onur sen artık haddini aştın. Ne yapacağını sanıyorsun? Haddini aşan o. Bundan sonra herkes yerini bilir. Onur hemen bu odadan git. Hemen! Ne olur kusura bakma. Ha, dediğim gibi bir şeyim yok ya. İyiyim yani. Lale. Hı. Acaba beraber kahvaltı mı yapsak şimdi? Yani hem beraber bir şeyler yemiş oluruz baş başa, hem de güne beraber başlamış oluruz. Ne dersin? Ya şimdi annem çiçekçi de beni bekliyor. Beni görmeden rahatlayamaz o. Haklısın. Tamam. Sorun yok. Başka zaman yaparız. Çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok güzeldi. Çıkalım mı? Hazır mısın? Hazırım, çıkalım. Doktor Bey, randevularımızın teyidi için hastalarımızı arayacağım. Tamam, kaç hastam var bugün? Öğlene kadar müsaitsiniz. Öğleden sonra 10 hastanız var. Güzel. Ha, şeyi soracaktım bu arada. Lale Hanım'ın randevusu bugündü değil mi? Evet, gelir herhalde. Yazık kızcağıza ya. Çok üzülüyorum onun için. Neden? Ne oldu ki? Haberleri duymadınız mı? Hastalarımızın özel hayatı hakkında konuşmak çok doğru değil ama bütün ülke duydu. Onur Bey eski sevgilisine geri dönmüş. Tüm gazeteler bundan bahsediyor. Ne diyorsun ya? Haberim yoktu. Ben kendisini arar konuşurum. Peki doktor bey. Görüşürüz. Bu adama haddini bildirmek lazım.
Kim bilir Lale ne kadar üzülmüştür. Onu görmem lazım. Arayan kimdi canım? Doktor Onur. Merak etme tamam mı? Ben artık ona gidemeyeceğimiz uygun bir dile söyleyeceğim. Tamam. Ya bu arada öğleden sonra beraberiz değil mi? Yani işlerimizi ekiyoruz, buluşuyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bekledim. Hadi kızlar gelin. Lale gelmiştir çiçekçiye. Nergis. Nilüfer. Geliyoruz. Kızlar. Lale. Ay. Ay. Kusura bakma, korkutmak istemedim. Şey aradım, açmayınca merak ettim de. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Onur Saran, sen şu an ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayır, niye konuşmak için fırsat bekliyorsun ki? Annesi ne derse desin, sen suçlu musun? Suçlu musun sen? Hayır, değilsin. O zaman geçeceksin Lale'nin karşısına. Bakacaksın gözlerinin içine. Anlatacaksın her şeyi. Lale de sana inanacak. Bu kadar basit. Gitti gitti. Ben de seni arayacaktım. Ya kusura bakma, daha yeni haberim oldu da. Gerçi seni tahmin ettiğimden daha iyi gördüm ama tabii sen olayları daha öncesinden bildiğin için ben şeyi merak ettim. Yani ailen ne tepki verdi? Umarım seni çok yıpratmadılar değil mi? Sen neden bahsediyorsun, ben anlamadım. Çıkan haberlerden işte. Onur ve eski nişanlısı ile ilgili. Benim bir şeyden haberim yok. Yok mu? Ha. Şimdi ben haberim vardır sanırım. Telefonunu alabilir miyim? Bakabilir miyim telefonuna? Yalnız Lale sakin ol, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.